Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ne zamandır böyle oturup size konuştuğum, böyle bir şeyler anlattığım, bir şeyler önerdiğim video yapmıyordum. Sonra dedim ki... Sakin ol. Bugün sizlerle beraber saçlarımı nasıl ayakta tutuyorum, daha doğrusu tutamıyorum ve size ürün göstereceğim kullanabileceğiniz. Çünkü gerçekten ürünler çok pahalı olmaya başladı. Para veriyorsunuz, bir şey yaramıyor. Bir şey yaramıyor. Bu sefer vicdan azabı. Şu an saçlarımı düzleştirdiğim için bu arada bu kadar güzel duruyorlar. Normalde gerçekten çok kötüler. Şöyle ben sürekli saçlarımı boyadım, açtım, boyadım, açtım. En son siyah boyadım. O çok yıprattı. Siyah boya çok yıpratır. Sonra kendimin gelmesini bekledim ve buraya kadar geldi. Uçlarında boya saf aktı ve işte bu ürünleri kullanacağım. İşte bu ürünlerin birkaçını kullanarak o şekilde güzel bir hale getirdim. Benim saçlarım normalde bu arada kıvırcığa yakın bir dalgalı. Ve kendi saç rengim çok güzel. Bunu boyadıktan sonra fark ettim. Sonra benim saçlarım kendi kendine dalgalanmaya başladı. Artık yenilenmeye başladı. Çok çabuk uzamaya başladı. Dedim ki oh süper. 1,5 sene sonra ilk defa saçın kendine geliyor. 2. sınıfın sonundan beri saçlarımı boyuyorum. Kendi saçımı göremedim. Sonra geçenlerde ablam dedi ki ben dedi böyle omre değil de dedi. Değil yalnız. İşte böyle sağlıklı göstermesi için bir ışıltı kattıracağım. Gel dedi. Gittim. Arkadaşlar söylediğim şeyle saçım küllü dedim. Adam hayatında galiba küllü saç görmemiş. O kadar iğrenç oldu ki anlatamam gerçekten. Neyse. Sonra saçlarım öküz gibi yıprandı tabii ki. Ve kendi saç rengim de gitti. Uçları da gitti. Öldü. Sonra tabii ki biraz araştırma yaptım. Ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Böyle. Bir de saçı daha az uzatmak için birkaç taktik var. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi ürünlerimizle başlayalım. Bunları zaten soruyordunuz. Hangi şampuan kullanıyorsun? Şampuan olarak Elidor. Bu L'Oreal Elsevier'in, okumam lazım, üstünü okumadan alıyorum. Dream Long olan serisinden böyle turuncu. Aslında daha çok böyle marka olmayan, daha doğal içerikli, bir tık daha pahalı şampuanlar bana çok daha samimi geliyor böyle saçı güçlendirme konusunda. Ama hepsini kullandım. Bunun kadar iyisini hiç görmedim. Gerçekten saçı aşırı yumuşatıyor. Zaten onarıcı bakım şampuanı diye geçiyor. Bitkisel keratin, Hint yağı, vitaminle V. Keratinli olmasına dikkat edin. Keratin saçınıza çok iyi gelen bir şey. Ve tabii ki yağ barındırması gerekiyor. Onun haricinde dediğim gibi bu seriyi kullanabilirsiniz. Bunun kremini de kullanabilirsiniz. Şampuan olarak bunu dedik. Duşa girmeden önce maske olarak yapabileceğiniz saçınızı vitamine boğacak ve yumuşatacak iki tane ürün göstereceğim. Biri avokado yağı. Yani fark etmez. İstediğinizi alın ama biraz pahalı olsun. Çünkü ucuza genelde sahte oluyor. Yani mesela bu 70 liraydı. Ben bunu indirimde 30 liraya mı ne almıştım? Kesinlikle gratis indirimini bekleyin. Ben de bunu Watson's'dan almıştım. Ben de gratis hatırlamıyorum. Şöyle bir avokado yağı. Bu yağı alıyorum. Saçımın her yerine bol bol sürüyorum. Sonra topluyorum. İşte edit yapıyorum. Yemek yiyorum. Onu bunu yapıyorum. Bu benim saçımda 1-2 saat duruyor. En az yarım saat duruyor. Ve sonra ben duşa giriyorum. Eğer bunu yapmaya çok üşendiysem, çünkü yağlı olduğu için çok cıvık cıvık oluyor, yani yapacak bir şey yok. Eğer bunu yapmaya çok üşendiysem bunu yapıyorum. Buna da daha yeni başladım. Birkaç influencer'ın al 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 demesiyle başladım. Ama zaten Urban Decay'i gerçekten çok seviyorum. Eskiden şampuanlarını kullanıyordum. Bu arada şampuan olarak bunların şampuanı da kullanabilirsiniz. Bu seri zaten başlı başına mükemmel bir seri. Eğer benim gibi saçınız aşırı yıpranmışsa bol bol zaten yağlarla vesaire yumuşatmanız gerekiyor. Bu yüzden duşta şampuan ve ayrıyeten krem de kullanabilirsiniz. Bu göstereceğim bir kür. Krem değil. Aslında çok benziyorlar. Ama ayrıyeten bu serinin kremi de var. Onu da kullandım. O bitti. O yüzden gösteremiyorum. Krem olarak Urban Decay'in bu serisinde kremini kullanabilirsiniz. Ayrıyeten bir de bu kür var. Bu kür, işte saçınızı krem sürdünüz, onu bunu sürdünüz. En son süreceğiniz ürün bu. Bu bir keratin bakımı aslında. Kür olarak geçiyor ismi. Aşırı böyle yıpranmış, ölmüş saçlar için. Benim için yani. Alıyorsunuz, iyice yedirerek sürüyorsunuz. Ondan sonra 2 dakika kadar bekletiyorsunuz. Ben 3-4 dakika kadar bekletiyorum. Sonrasında yıkıyorsunuz. Ve saçlarınız kesinlikle bakın.
Hani normal saçlar bile bazen açılmıyor ki. Benimkine o kadar işlem görmüş ki imkanı yok yani açılmasın. Bunu sürdüm dün ve bebek gibi açtı. Dediğim gibi eğer bunu maske olarak yapmaya üşenirsem duştan önce bu sefer bunu kullanıyorum. Bunu kürü maske olarak kullanıyorum. Normal krem olmadığı için, bir kür olduğu için bu kürü maske olarak kullanabiliyorum. Yine onun gibi işte 1-2 saat, hatta 1 gün, yani ne kadar bekletebilirsiniz saçınız için o kadar faydalı. Alıyorum, saçımın her yerine sürüyorum, diplerine mesela her yere gelecek şekilde. Sonra saçımı topluyorum, isterseniz poşet geçirin. Daha sonrasında duşa girip tekrar yıkıyorum. Tekrar kullanmıyorum ama o gün eğer bunu kullandıysam. Onun dışında duştan çıkıyorum ve saçlarımın bir tık daha parıldaması, bir tık daha canlı gözükmesi için ismini daha önce hiç okumadım. Bir ilk Morpheus sanırım. Bilmiyorum. Lütfen benim artık İngilizceme dalga geçmeyin. Bunun inek desenli serisine aşığım. Zaten inek desenini çok seviyorum. En sevdiğim desen. İnek desenindeki şampuanları çok güzel sütlü. Ama bana bir tık bu daha iyi geldiği için onu kullanıyorum. Ama onu da kullanırım. Bunun süt serisinden de alabilirsiniz. Bu serisinden de alabilirsiniz. Bu da çok güzel. Bu da keratin içeren bir saç açma suyu diyebiliriz. İşte en son bunu sıkıyorum. Veyahut da şu an kuru mesela. Şimdi sallıyorum. Kuru olmasına... rağmen böyle sıkarak günlük bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani şan ne ya? Saç parfümü de olabilir çünkü güzel kokuyor. Onun haricinde lütfen saçlarınızı aşırı derecede yıpratmayın. Lütfen. Bunu her saç videomda söyleyebilirim. Çünkü çok erken yaştan saçlarımı boyamaya başladım. 8. sınıfta her fotoğraflarını bulursam şuraya koyacağım. 8. sınıfta saçlarımı önce kırmızı yaptım. Yani kırmızı dediğim böyle fuşya rengi yaptım. Sonra yetmedi, liseye geçtim. Ondan önce ensemi açtırıp rengarenk mavi yaptım, o yaptım, bu yaptım. Sonra liseye geçtim, kendi saçlarımın ucuna açıcı sürdüm ve ombre yaptım. Evde yapmıştım ve çok güzel olmuştu. Sonra uçlarını kırmızıya boyadım. Sonra tamamını yine kırmızıya boyadım. Sonra kırmızı akmadı, kendi saçım gelmedi, içinde açıcı varmış, yani bütün saçımı açıcı sürmüş oldum ve turuncu oldu. Turuncuyu kullandım, turuncu da çok kötü gözüktüğü için bu sefer saçlarımı sürekli kendi rengime, yani açık kumla boyamaya başladım. Sonrasında yeter artık dedim ve bir tık daha kuaföre gidip koyu boyattım. Sonra o da akınca yeter artık dedim, zaten tam depresyonun zamanıma denk gelmişti, siyah boyadım tamamen ve siyah saçlarımın ölüm noktasıydı gerçekten. Çok yıpranmıştı. Sonra ben saçımı burada kestim. Karantinada kulaklarımda kestim ve bu kadar uzadı. Bu ürünleri kullandığım için bu kadar uzadı bu arada. Normalde saçım buradaydı. Bir 5-6 ay önceye kadar. Sonrasında oha bayağı uzamış bu arada. Neyse sonrasında işte uzadı böyle lanet bir saç yaptırdım. Ama içime çok vardı. 9. sınıfa geçtim ilk gün dedim ki 11. sınıfa geçince saçlarımı aynen böyle yapacağım. Ama bir tık daha beyaz yapacağım demiştim. O zaman böyle bir kuaförle karşılaşacağım bilmiyorum. Neyse. Çok sinirliyim o konuda. Yani dediğim o ki saçlarınızı gerçekten mahvetmeyin. Ama boyamak istiyorsanız kesinlikle boyayın. İçinizde asla kalmasın. Ama iyi karar verin. Ombre mi yapmak istiyorsunuz? Tamamını bir renge mi boyamak istiyorsunuz? Hepsini ardı ardına yapmayın. 1-2 sene ağırlıklarla yapın. Ve saçlarınıza bol bol keratin uygulayın. Farklı yağları uygulayın. Örneğin L'Oreal Elsevier'in bir tane mucizevi yağ var. Ben onu 7. sınıftan beri kullanıyordum. Geçen sene bıraktım. Hatta geçen sene bile değil. 5-6 ay olmuştur. Evet ben 5-6 ay öncesine kadar onu kullanıyordum. O da çok güzel bu arada. Duştan çıktıktan sonra onu uyguluyordum. Bitti, bir daha da almadım. Neden almadım bilmiyorum. Onu da uygulayabilirsiniz. Fotoğrafını koyacağım. O gerçekten... benimle saçımı tutundu bana yani. Gerçekten benim için önemli bir üründü. Neden onu koymadım? Şöyle koyuyorum ekrana. Onu uygulayabilirsiniz. Saçları kurutunca da bunu uygulayabilirsiniz. Evet, benim saç serüvenim bu kadar. Aslında anlatsam daha çok şey anlatırım çünkü bu konuda hüzünlüyüm. Saçlarımı çok yordum. Gerçekten kel kalacağım yakında. Neyse yani. Bir kuaföre kadar bilgim var. Saçlarımı kendim ombre yapabilirim, boyayabilirim. Ha bir de bu saçı yaptırmadan bir hafta önce saçlarımın burasını kendi başıma açıp mavi yapmıştım.
Çok güzel olmuştu gerçekten. Neyse, şu an gerçekten sohbet etmeyi o kadar özlemişim ki böyle açtım, şaka şaka konuşuyorum. Neyse. Kendinize iyi bakın, saçlarınıza da iyi bakın. Geldi. En güzel kapanışa gidiyordum böyle koşa koşa. Bir sonraki videoyu hemen görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyorum. Saçlarınıza neler yaptınız? Saçlarınız ne durumda? Bu ürünlerden beni kullanıyor musunuz? Veyahut da bana ve şu an bu videoyu izleyen kitleme bir ürün önermek istiyor musunuz? Onları yorum kısmına şey yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Instagram'ımı da şöyle bırakıyorum. Orada da güncel bir şekilde yine ürünlerden vesaire. Influencer tarzı bir şey olmaya karar verdim artık. Storylerde bol bol gösteriyorum. Böyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.